Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Growtopia videosuna hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir video sizi bekliyor fakat videoya geçmeden önce bu videoyu güzel güzel likelarınızı atın. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açarsanız herkesten önce videolara ve yayınlara ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin mükemmel videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorum normalde reklam yapmayacaktım fakat bir önceki yayında sizlerin fikrini sormuştum ve çoğunuz yapabilirsin abi demiştiniz. Yayınlarda size daha fazla DL dağıtmak için reklam yapıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de güvenilir ve uygun fiyata DL almak isterseniz akchipin.com'dan alabilirsiniz. Bakın buradan Growtop'u seçtim. Buradan DL'yi seçiyorum. Ve burada DL fiyatlarını görüyorsunuz. Mesela birine tıklayalım satın al diyelim. Siz buradan miktarı arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bakın promo kod yerine görüyor musunuz? Promo kod yerine Berk GT yazın arkadaşlar. Bu sayede ekstra DL'i alabilirsiniz. Hem de ilerleyen zamanlarda bonus kazanabilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Buraya Berk GT yazın. Altına da dünyanızı yazın arkadaşlar buraya belki GT altına mesela dünyanı yaz. Ondan sonra sepete ekle deyip ödemeni yapıp hızlı bir şekilde değerlerini sahip olabilirsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl ban kaldırabilirsiniz bunu göstereceğim. Programsız herhangi bir şey kullanmadan sadece oyun içi destekle iletişime geçerek banlar nasıl kalkar bunu öğreteceğim arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce sizlere bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Türk Spot'ta spot çekilişimiz devam ediyor. Yapmanız gerek gerekenler çok basit. Türk spotta giriyorsunuz abi. omber konuda da linki var. Kendiniz yazarak da girebilirsiniz. Bakın burada spotlar var. Spot çekilişine katılmak için yapmanız gereken tek şey herhangi bir spottan şöyle gezelim kendi spotum olmasın. Mesela nereden alayım? Buradan alayım. Herhangi bir spot seçtim. Buradan minimum 1 WL'lik, zaten 1 WL harcayabiliyorsunuz minimum. Bir şey satın alıyorsunuz. Daha sonra bakın, burada gözüküyor zaten ne kadar aldığım, ne aldım. Burayı SS alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra açıklama kısmındaki Discord'umuzdan fotoğraf chat'ine bu SS'i atıyorsunuz. Fotoğraf chat'indeki SS'lerden kazananı belirleyeceğiz. Çekilişi oradan halledeceğiz. Birden fazla kez katılabiliyorsunuz. Miktarına göre katılım sayınızı artıyor arkadaşlar. Bir kere alıp atabilirsiniz veya 1 WL'den daha farklı, mesela 10, 20 WL'lik bir şeyler alıp atabilirsiniz. O zaman katılım şansınız ve kazanma şansınız artıyor arkadaşlar. Yani katılım sınırı yok. Şansınızı arttırmak tamamen sizin elinizde. Sizler de her şeyin en ucudunu almak istiyorsanız ve hani gidip yabancılardan almak yerine gelip Türk kardeşlerinize destek olmak istiyorsanız Türk Spot'tan milli gururumuz, oyunun gururu Türk Spot'tan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacınız olan her şeyi burada satacağız. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim ban nasıl kalkar? Öncelikle bir açıklamamı yapayım sizlere arkadaşlar. Şimdi haklı yere ban yiyenler kusura bakmasın. Onların açılma şansı yok. Üzgünüm eğer sen kasını hostlarken ban yediysen save atarken ban yediysen bunu %99.99 .99 açamayız öyle bir ihtimalimiz yok maalesef. Aynı şekilde hile kullandıysan proxy yaparken ban yediysen bu da aynı şekilde 99.99 açılmaz. Peki hangi banlar açılır abi niye böyle bir video çekiyorsun diyenler için. Arkadaşlar oyunun otomatik ban sistemi var. Üçüncü parti programlar için veya hani buradan gem shoptan bir şey satın aldığınız zaman eğer iade ederseniz banlıyorsunuz arkadaşlar bunu yaşayanlar bilir bu tür banları açabiliyoruz. Haksız yere yenen banlar açılabiliyor arkadaşlar. Yani hakkınızı arayabilirsiniz ama yani bir sebebi varsa ban yemenin mesela hesap satarken ban yediysen bunu açamayız. Ban sebebinde ne yazdığı çok önemli. Ban sebebinde eğer diyorsa 3. parti program veya işte iade etti gibi tarzında şeyler diyorsa açabiliriz. Ama onun haricinde işte account trading veya trading bir şeyler for real currency yani para karşılığı bir şeyler satmak vesaire diyorsa bunlar açılmıyor arkadaşlar. Veya casino hosting açılmıyor. Ya yani bunları denedim açılmıyor çok zor. %99.9 açılmaz. Peki neler açılır? Dediğim gibi 3. parti program veya iade sorunlarından oluşan banlar açılabiliyor. 3. parti de şöyle. Şimdi oyun bazen hata yapıyor. Çünkü 3. partiyi banlayan sistem robot bir sistem arkadaşlar. Bilgisayar banlıyor sizi ve bazen yanlışlık yapabiliyor bilgisayar bildiğinizlere. Fakat eğer sen hile yaparken ban yediysen yani gerçekten bir 3 parti program kullandıysan ve sistem seni banladıysa bunun kayıtları tutuluyor arkadaşlar. Ve sen uyanıklık yapıp bu videoyu izleyip supporta yazdığın zaman birazdan göstereceğim şekilde supporttaki çalışanlar bakıyor. Hani robot seni banlamış altında sebebi yazıyor zaten. Şu programı kullandı diye. seni banan açılmıyor. Ama eğer hiçbir şey kullanmadıysan ve sistem seni yanlış algılayıp banladıysa altında işte şu programı kullandığı yerinde bir şey yazmıyor. Boş oluyor ve modlar bunları açıyor tekrardan sen onlarla iletişime geçtiğin zaman. Şimdi ben size ban kaldırmayı göstereceğim. Umarım dediğimi anlamı Sağ üstte gördüğünüz gibi Word'den çıkma yerimiz var. Burada support yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan launch'a tıklıyorsunuz. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım sizlere. Böyle bir sayfa açılıyor bize. Bakın sağ altta gördünüz mü? Burada bir canlı destek butonu var. Buna tıkladık. Şimdi ben daha önceden bir denemek için yapmıştım böyle. Hatta biliyorsanız benim Galatasaray Gulden'in olduğu Belenay Su hesabı vardı. O hesaba giremiyorum falan demiştim. Onu da çözümünü buradan yaptım. Onu da göstereceğim size. Mailime mail doğrulama gelmiyordu. Belenay Su'nun ve hesaba giremiyordum. Daha sonra işte burayla iletişime geçtim. Account protection'ımı kaldırdılar. Çünkü onun maili bana gelmiyordu. Ve hesabıma girebiliyorum. Daha sonra da mailimi değiştim. O yüzden rahat rahat size gösterebileceğim buraları. Şimdi buraya açıldığı zaman size en en başındaki gibi olacak. Ben konuştuğum için şu an bunları silmemişler. Duruyor. Hani ne zaman kapatırlar bilmiyorum. Böyle bir yer karşılayacak arkadaşlar size. Bot aynı bunu söyleyecek size. Diyecek ki ben support'un um, botuyum diyecek. Size nasıl yardımcı olabilirim diyecek. Buraya problemini yazacaksın. Mesela bana mail gelmiyordu ben böyle yazdım. Sen muhtemelen 3. part'tan yemişsindir. En çok yenen ban o çünkü sebepsiz yere yenen banların yani zirvesinde o var. Buraya diyeceksin ki I got. Şuraya da yazayım hatta. Bunu yaz gönder. Ben şimdi göndermeyeceğim. Bunu yazıp gönderdikten sonra sana diyecek ki işte pro Problemini listeler misin diyecek yani hangi kategoriye giriyor senin problemin diyecek orada sana kategori seçtirecek sen orada işte ban istiyor falan seçebilirsin yani ban problemi vesaire seçebilirsin veya account hesap problemi bunlardan birini seç önemli değil. Daha sonra sana buradan e, diyecek ki oyundaki adını yaz oyundaki ismini yazacaksın daha sonra hesabının bağlı olduğu e-maili yazacaksın. Ben bunu değiştiğim için şu an gösterebiliyorum. Daha sonra arkadaşlar problemini detaylı bir şekilde birazcık anlatabilir misin diyecek sana. Ondan sonra sen buraya anlatacaksın diyeceksin ki ilk başta yazdığında aynısını yazabilirsin bu arada. Bot zaten bu önemli değil. Oradan sonra 48 saat içinde sana mail gelecek. Buraya yazdığım mail adresine. Şimdi daha geçenlerde bir tane arkadaşın banını açtık bu şekilde. Onun SS'ini koyacağım arkadaşlar. Üçüncü partiden yen arkadaşlar için. Size de bir tane mail gelecek. Bu gelen mail otomatik bir mail. Herkese yolluyorlar. Diyor ki o mailde suspend dediysen kardeşim kardeşim. İşte şu şu şartlarımızdan dolayı açamıyoruz. Şu şu kurallarımız var. Kurallarımıza uy. İşte şu şu sebeplerden dolayı banlayabiliyoruz. Falan filan böyle şeyler geliyor. O gelen maili yanıtla diyeceksiniz. Şu an ekrana zaten süreci koymuşumdur. Yanıtla dedikten sonra örnek bir tane yanıtlama şekli koyacağım. Aynısını yazabilirsin değiştirerek. Ama değiştirerek yazsan daha iyi olur. Yani aynısını yazma tam olarak. Birazcık farklılaştır, bir şeyler yap. Herkes aynısını atarsa çünkü hani bunu okuyan insanlar da insan olduğu için anlarlar bir şeylerin ters gittiğini ve açmamaya başlayabilirler bilmiyorum. Hani birazcık daha Kendin bir şeyler yazmaya çalış. Ben şu an örneğini koyuyorum. Değiştirerek yazabilirsin. Aynısını yazsan da olur ama artık bu videoyu izleyip kaç kişi yapacak bilmiyorum. İleride sıkıntı çıkabilir. Birazcık değiştirebilirsen iyi olur. Şimdi o gösterdiklerimi yazın arkadaşlar. Yanıtla deyip maili ve bekleyeceksiniz. Yaklaşık olarak yani 2 ila 3 gün içerisinde banınız kalkmış olacak. Ama şöyle söyleyeyim. Hani size burada umut vermek gibi olmasın. %99 açılıyor arkadaşlar ama %1 ihtimalle de açılmayabilir. Bir de bunu artık bu videodan sonra kaç kişi yapar bilmiyorum. Fazla kişi yaptığı zaman bunun ihtimali giderek düşebilir. Çok fazla kişi meşgul edeceği için support sistemini. Yani çok da fazla lütfen meşgul etmeyin. İnsanların hakkına girmeyin arkadaşlar. Eğer sebepsiz yere yediysen yazabilirsin. Hakkını arayabilirsin. Ama yemenin bir sebebi varsa support sistemini meşgul etme zaten açmayacaklar. Hani sebep yediğin zaman bot bile banlasa 3. parti kullandıysan Kullandığın programın adı çıkıyor orada ve modlar bunu açmıyor. Veya account tradingden yani hesap paylaşımından hesap satışından yediysen kesinlikle açmıyorlar. Onun haricinde host yaparken ban sebebinde yarkasında hosting diyorsa mümkün değil açmaları. Böyle şeylere kesinlikle taviz vermiyorlar haberiniz olsun. Sadece 3. parti ve dediğim gibi gem alışverişinden yediyseniz ve iade ettiyseniz yediyseniz bunlar açılabiliyor arkadaşlar. O da birkaç ay öncesine kadar açılmıyordu. Şu bir şey satın alıp iade etme mevzusu hesabınızı ban atıyorlardı. Şu an açılıyor düzeltmişler sanırım onu birkaç arkadaşla denedik oldu. Hesaplarına girebiliyorlar artık. Evet bu şekildeydi. Ekrana koymuşum da zaten örnek mailleri. Sizler de bu şekilde banınızı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ha hala mı yapamadın veya ne yapacağını hala bilmiyor musun? o kadar açıklayacağını attım ama hani yine bir şeyler aklına takıldıysa açıklama kısmında Discord'umuzu koyuyorum. O Discord'da size herkes yardımcı olabilir. Bu konu hakkında videoyu anlayanlar da katılsın Discord'a. Hani anlamayanları anlatsın arkadaşlar. Hepinize yetişemeyebilirim. O yüzden Discord'umuza katılmanızı önemli rica ediyorum. Spot çekilişine de katılın. Kesinlikle Cuma, Cumartesi, Pazar'da yayındayız. Yayında dağıtacağım bir sürü eşya var. Her yayın zaten DL dağıtıyordum ama Cuma, Cumartesi, pazarki yayında. Bakın bu altımdaki şeyi giveaway yapacağım sizlere. Ondan sonra bunu çek çekilişi vereceğim. İki tane var bundan. Daha sonra ayakkabı var bakın. 6 delilik ayakkabı var. Bunu da yine yayında sizlerden birine dağıtacağız. Ondan sonra ne vardı başka? Şu ancesi vereceğim arkadaşlar. Altınızda yanan bu sarı şeyi vereceğim. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Ve en pahalısı da bu. Bu kolyeden iki tane var bende. Bunun birini sizlere dağıtacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 8-10 DL falan olması lazım. Hani yaklaşık bir 50 DL, 100 DL'lik bir dağıtımımız olacak. Bunların yanında tabi DL de dağıtacağım. Bunlar sadece item olarak söylüyorum. Her yayın zaten ortalama ama 30-40 TL dağıtıyoruz. Sizler de yayınları kaçırmak istemiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Benim size nacizane tavsiyem budur. Evet videomuz bu kadar. Türk Spot çekilişine de katılmayı unutmayın. Discord'umuza katılın. Allah'a emanet hepinizi seviyorum. Umarım hepinizin haksız yenen banları açılır. Canınızı sıkmayın arkadaşlar ban yediğiniz için. Halledeceğiz sıkıntı yok. Hepinize şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Berk GD kaçar. <laughs> We'll Thank right you.